Merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük nutkundan bir parça sunuyoruz. Hazırsanız, başlayalım. Buyurun. Efendiler, Erzurum Kongresi'nin bitiminde, Ferit Paşa'dan sonra Harbiye Nezaretine yeni geldiği anlaşılan bir Nazım Paşa imzasıyla 15. Kolordu Kumandanlığına 30 Temmuz 1919 tarihli şöyle bir yemi geldi. Mustafa Kemal Paşa ile Refet Bey'in hükümetin kararlarına muhalif fiil ve hareketlerinden dolayı hemen yakalanarak Dersaadet'e gönderilmeleri Baba uygun görülerek mahalli memurlara gerekli emirler verildiğinden, Kolordu'ca ciddi yardımda bulunulması ve neticesinden malumat verilmesi rica. Olunur. Bu emre Kolordu kumandanlığı tarafından layık olduğu şekilde cevap verildi ve bu cevabı diğer kumandanlara da aynen verdirerek nazarı dikkatlerini çektirdim. Kongre Beyannamesi dahilde her tarafa ve yabancı temsilcilerine muhtelif vasıtalarla bildirildi. Nizamnamede kumandanlara ve diğer güvenilir olan makamlara kısım kısım şifre ile verilerek mahallerince basılması ve çoğaltılması ve yayımlanmasının teminine çalışıldı. Bu husus elbette günlerce devam etti. Bu münasebetle Sivas'ta 3. Kolordu Kumandanı Salahattin Bey'den 22 Ağustos 1919 tarihli aldığım bir telgrafnamede nizamnamenin ikinci ve dördüncü maddelerinin yayınlanmasını sakıncalı bulduğu, bir kere daha incelenmesi lüzumu bildiriliyordu. İkinci madde, birlikte müdafaa ve mukavemet esasının kabul edildiğine, dördüncü madde, geçici idare teşekkül edebileceğine dair olan maddelerdir. Biz, Erzurum'da kongre kararlarının her tarafça anlaşılmasına ve birlikte tatbikatını temin vasıtalanla girişirken, Karakol Cemiyeti'nin teşkilatı Umumiye Nizamnamesi, ve karakol cemiyeti ve zayıfı umumiye talimatnamesi diye basılı bir takım belgelerin bütün orduya, kumandan, subay, herkese dağıtıldığından haberdar edildik. Bu talimatnameyi okuyan bana en yakın kumandanlar dahi, bu teşebbüsü şahsıma atfederek birçok şüphe ve tereddütlere düşmüşler. Benim bir taraftan kongrelerle aleni ve milli müşterek mesaide bulunurken, bir taraftan da esrarengiz ve müthiş bir komite teşkiliyle iştigal etmekte olduğum zannına kapılmışlar. Hakikaten bu teşkilat ve teşebbüslerin failleri ki İstanbul'da bulunuyorlarmış, teşebbüslerini benim nam ve hesabıma yapmaktaymışlar. Karakol Cemiyeti'nin teşkilatı Umumiye Nizamnamesine göre, merkezi umumi üyeleri ve adetleri ve toplantı mahalleri ve tarzları, seçim ve vazifelendirme usulleri mutlak surette gizli ve saklı tutulur. Bir de en ufak ifşaat veya karakol cemiyetine tehlike ve hatta tehlike doğuracak bir şüphe getiren derhal idam olunur. Vezaifi umumiyet Talimatnamesinde de bir milli ordudan bahsolunuyor ve bu ordunun başkumandanı ve büyük erkanı harbiyesi, ordu ve kolordu ve fırka kumandanları ve erkanı harbiyeleri seçilmiş ve tayin edilmiş olup saklı ve gizli tutulur. Bunlar, vazifelerini mahremane surette gizlice yerine getirirler, açıklaması okunur. Efendiler, derhal kumandanları ikaz ve bu nizamname ve talimatname hükümlerine asla tatbik mevkiine koymamaları lazım geldiğini ve teşebbüsün kaynağını araştırmakta olduğumu bildirdim. Sıvasa barışımdan sonra, oraya gelen Kara Vasıf Bey'den anladım ki, bu işi yapan kendisi ve bazı arkadaşlarıymış. Herhalde bu hareket tarzı doğru değildi. Herkesi idam ile tehdit ederek meçhul bir merkeze, meçhul bir başkumandana, meçhul bir takım kumandanlara itaate mecbur kılmaya kalkışmak çok tehlikeliydi. Hakikaten derhal bütün ordu mensuplarında yekdiyere karşı bir güvensizlik ve tedirginlik başladı. Mesela herhangi bir kolordu kumandanının, benim kumanda etmekte olduğum kolordunun, acaba saklı ve gizli kumandanı kimdir? Bu gizli kumandan, acaba ne vakit ve nasıl kumandaya el koyacak? Ve acaba bana ne muamele yapacak, gibi haklı olarak bir takım kuruntulara kapılması uzak değildi. Sıvasta Kara Vasıf Bey, gizli merkezin, gizli başkumandanın ve gizli büyük erkanı harbiyenin kimler olduğunu sorduğum zaman, hepsi siz ve arkadaşlarınızdır, cevabını vermişti. Bu beni büsbütün şaşırtmıştı. Bu cevap, elbette makul ve mantıki olamazdı. Çünkü, bana, asla böyle bir tertip ve teşkilden kimse bahsetmiş ve rızamı almış değildi. Bu cemiyetin daha sonra, Hasaten İstanbul'da ummanını muhafaza ederek faaliyetini sürdürmeye çalışmış olduğu anlaşıldıktan sonra, teşkilinde ve buna dair zararı olarak bize verilmiş olan malumatta samimiyet bulunabileceği iddia olunamaz. İstanbul hükümetine milli teşebbüslere engel olmaktan vazgeçirmek, muvaffakiyet için sürat ve kolaylık temin edeceğinden mühimdi. Bu düşünceyle Ferit Paşa'nın bittabı hiçbir şeye muvaffak olamayarak, adeta hakarete uğramış bir surette İstanbul'a dönüşünden istifade ederek, kendisine 16 Ağustos 1919 tarihinde bir şifre telgraf yazdım. Bu telgrafta başlıca şu cümleler vardı. Monsieur Clemenceau'nun zatı fehamet benahilerine olan tafsilatlı cevaplameleri bendenizce okunduktan sonra, dersadete nasıl bir ümitsizlik ve elem yüküyle dönmüş bulunduklarını takdir ediyorum. Taksim ve imha kanaatini bu kadar bariz ve haysiyet kırıcı şekilde gösteren bir ifade karşısında titremeyecek hassas fert tasavvur edemem. Cenab-ı Hakk'a binlerce hamdü sena edelim ki, milletimiz ruhundaki azim ve kahramanlıkla tarihi hayat ve mevcudiyetini ne tevekküle, ne de böyle celladane hükümlere hiçbir zaman kurban etmeyecektir. Şimdi pek eminim ki, Zat-ı Fehamet Benahileri bugünkü genel vaziyeti ve devlet ve milletin gerçek menfaatlarını üç ay evvelki gözlerle görmüyorlar. Dokuz aydan beri iş başına gelen kabinelerin, daima birbirinden fazla zaafa uğraması, ve nihayet maalesef artık felç olmuş bir menzile inmesi, milletin yüksek haysiyeti karşısında cidden pek hazin oluyor. Muhakkaktır ki, vatan ve millet mukadderatı için dahilen ve haricen söz sahibi ve sözü dinlenir olmak, mutlaka milli iradeye dayanmak şartına bağlıdır. Hayat hakkı ve bağımsızlığı için çalışan milletin maksadındaki temizlik ve ciddiyete karşılık merkezi hükümet hasım vaziyet almak yolunu tutuyor. Bu hareket tarzı, bit tabi pek esef vericidir. Milleti merkezi hükümete karşı arzu edilmeyen hareketlere sevk edebilecek mahiyettedir. Gayet samimi arz edeyim ki, millet her türlü iradesini yaptırmaya muktedirdir. Teşebbüslerinin önüne geçebilecek hiçbir kuvvet mevcut değildir. Merkezi hükümetin olumsuz teşebbüsleri hiçbir tarafta ve hiçbir kimse tarafından tatbik sahası bulamamaya mahkumdur millet, çizdiği program dairesinde, gayet katı ve açık adımlarla maksadına yürümektedir. Merkezi hükümetin şimdiye kadar olan engelleyici teşebbüslerinin hiçbir tarafta hiçbir tesir yapamamakta olmasıyla hakiki vaziyetin takdir buyurulmuş olacağına şüphe yoktur. İngilizlerin gösterdikleri yolda kurtuluş çaresi aramak dahi abestir ve neticede hüsran sebebidir. Bununla beraber İngilizler dahi en nihayet kuvvetin millette olduğunu takdir ederek, hiçbir dayanağı olmayan ve millet namına hiçbir taahhütte bulunamayan ve bulunsa bile milletçe itaat edilemeyecek olan bir hükümet heyetiyle neticeli bir işe girişmenin mümkün olamayacağına kane olmuşlardır. Bütün temenniler şu merkezdedir ki, hükümet, meşru olan milli cereyana karşı engel olmaktan feragatte kuvayı milliyeye dayansın ve her türlü teşebbüslerinde milli emelleri rehber kabul etsin bunun içinde milli mevcudiyet ve iradeyi temsil edecek olan meclisi mebusanın en kısa bir zamanda toplanmasını temin eylesin. Efendiler, Sivas'ta toplanmasını temine çalıştığımız kongreye her taraftan delege seçtirmek ve onların Sivas'a gelmelerini temin etmek için, daha Amasya'da başlamış olan mesai ve haberleşmeler halen devam ediyordu. Bütün kumandanlar ve her tarafta birçok hamiyet erbabı fevkalade gayret sarf ediyorlardı. Fakat yine her tarafta olumsuz ve aleyhterane propagandalar ve bilhassa merkezi hükümetin engelleyici tedbirleri işimizi zorlaştırıyordu. Bazı yerlerden hem delege seçmiyorlar ve hem de manevi kuvveti kıracak ve herkesi ümitsizliğe sevk eyleyecek cevaplar veriyorlardı. Mesela, 20. Kolordu Kumandanı Erkan Harbiye Reisi, Ömer Halis Bey'in İstanbul'dan alınan malumatı ihtiva eden 9 Ağustos 1919 tarihli şifresinde şu maddeler nazarı dikkati çeker görüldü. 1. Dersadet delege göndermiyor. Oradaki icraatı tasvip etmekle beraber, cüretkar bir vaziyete girmeyi arzu etmiyor. 2. Dersadet'ten delege göndermek imkan haricindedir teklif olunan zevat orada verimli muvaffakiyetli iş göreceklerine emin olmadıklarından dolayı beyhude masraf etmemek ve yolculuk meşakkatlerine maruz kalmamak için hareket etmiyorlar. Malumdur ki bazı zevatı özel mektupla da davet etmiştik. Biz her taraftan delege seçtirmek ve göndertmek hususunda tesadüf edilen müşkülatı bertaraf etmeye çalışırken diğer taraftan en emin olmak üzere kongreye toplanma mahalli seçtiğimiz Sivas'ta da bir telaş ve heyecan başladı. Efendiler, burada yeri gelmişken arz edeyim ki, ben Sıvas'ı hakikaten her bakımdan emin saymış olmakla beraber, daha Amasya'da iken, Sıvas'a gelen bütün yollar üzerinde uzaktan ve yakından icap eden askeri tedbirleri ve tertibatı aldırmayı da ihtiyata uygun bulmuştum. Yayınımız burada sona eriyor. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın.